Marmaray Kazlıçeşme istasyonundayız. Bugün 9 Eylül 2023 Cumartesi. Şu an saat sabah 10 geçiyor. Yedikule Hüseyin Müzesi'ne gidiyoruz. Orada bir tur olacak. Fatih Belediyesi'nin düzenlediği tur. Buradan 850 metre yürüyüş mesafesi. Başlayalım yürümeye. Hava güzel, güneşli bir hava var. Bu arada Zeytinburnu Belediyesi'nde şöyle bir etkinliği varmış. Bunu da görmüş olduk. İsteyenler doğa ve tarih kampı için başvuru yapabilirler. Çanakkale'de. Böyle bir alt geçitten geçiyoruz. Karşıda yaya geçidi var. Oradan karşıya geçeceğiz. Ben de ilk defa gidiyorum. Nereden gidildiğini bilmiyorum gerçekten. Şuradan düğmeye basalım. Yeşil ışının yanmasını beklemeden karşıya geçtim. Şimdi böyle yeşillik parkların arasından sokağa girdik. İstanbul Topkapı Üniversitesi diyor. Haritaya bakmam lazım. Gerçekten şu an nerede olduğumu bilmiyorum. İlk defa geliyorum buralara. Haritaya bakacağım. Evet, doğru yerdeymişiz. Haritaya baktım şimdi. Yan tarafımız mezarlık. Sol tarafımız kafe, zindan kafe. 450 metre yolumuz kalmış. Yedikulahisar için. Yedikulahisar turu saat 11'de başlayacak benim bugün. Etkinlik başlangıç saatinden 20 dakika önce orada bulunun diyor, yazıyordu. Şimdi oraya, etkinliğin başlayacağı yere doğru gidiyorum. Bakalım nasıl bir tur olacak. Yedikulahisar'ın tarihi rehber eşliğinde anlatılacak. Karşıda görebiliyorsunuz. Evet. Yedikulahisar'ın göründüğü noktaya geldik. Burada böyle bir Zeytinburnu Belediyesi. Sol taraf çok da harabe görünüyor. Güzel bir kapı var, tarihi bir kapı. Altından arabalar geçiyor. Ve bu şekilde. Geçtik. Biz de geçtik. Şu anda kullanılıyor. Böyle dar bir yoldan geçiyoruz. Belki orası daha kısa kestirmedir. Thank you.
noktası olarak burası 7 Kula Hisarı söylenmişti. 20 dakika önce geldik ama şu anda kimse yok. Bekliyorum. Şu anda kapı açık. İçeriye girdim. Öyle bir yer. Geldik, içeri girdikten sonra bu ağacın altında saat tam 11'de rehber ile buluşulacağını söyledi. Kapıdaki isim kontrolü yaptı. Ve sol tarafta bir tane kafe olduğunu söyledi. Sol taraftaki kafeye gidip bekleyebilirsiniz dedi. 10 dakika, 15 dakika bekleyeceğim. İçerisi gayet büyük bir alan. Rehberin anlatacaklarını gerçekten şu anda merak ediyorum. Burada önemli tarihi bilgiler vereceğinden eminim. Burada da kafeterya var gördüğünüz gibi. Şuradaki merdivenlerden yukarı çıkmak gerçekten korkutucu. Burası Cüneyt Arkın'ın filmlerini çektiği yer olabilir. Oraya çok benziyor. Şu anda restorasyon devam ediyor bazı bölümlerde. Şurada. Şurada da devam ediyor restorasyon. Bir grup geldi şu anda, içeriye giriş yaptı bir grup. Orada da bir kapı varmış. Ben o kapıdan gelmedim. Şu karşıda da merdivenler var. Grup giriş yapıyor. Şurada oturup bekleyebiliriz, burada güzel. Evet, bu arada 7 Kula Instagram hesabını takip ediyor musunuz? 7 Kula Hisarı Instagram hesabını takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, bu şekilde bekliyoruz şu anda turun başlamasını. Altı katlı değil. Şurada mesela ahşaplardan anlayabilirsiniz.
Oradan oraya, oradan oraya geçiyor. Geçemiyor. Mesela küçük camlı hani pencerenin küçük yapılması sebebi arkadaşlar böyle şey olması için hani sağlam kalması için duvarlar için mevcut olmasın diye küçük yapılıyor. Hani mesela bir yağmurda mesela oradan yağmurun girmesi mümkün mü? Değil. İleri doğru bak diyor. Ne kadar arka olduğunu düşünmüşler. Biz ne yapıyoruz? Yağmur içeri girmesi her şeyi yapıyoruz yani. Şimdi oradan mesela merdivenlere tabii geçiş var. Ya da şuralarda bacalar var bak gördüğünüz gibi. Aşağıda oldular mesela ateş akınca yukarı doğru çıkıyor. Şunlar mesela bacalar, anlamsızlıkta oyun var. Oraya gidiyor. Ve burada mesela bazıları mesela aşağıya yürüyorlar. Burnunu falan atıyor akrep için aşağıda akrepler, yılanlar her şey var. Korkusundan bağırışmalar falan oluyor. Ama buradaki insanlar biraz özgür insanlar hani şey değil. Dışarı çıkıp avluda mesela gezebiliyor. Avluda mesela bir mahalle kurulmuş. Yani mahalle var. İnsanlar yaşamıyor. 250 tane Yeniçeri askeri burada gayet olarak yapılıyor. Ama onların ayrılıyor. Daha sonra Osman döneminde biliyorsunuz okul falan olarak yapılıyor. Kızlar için. Burası yılanlı kule. Ve size boş zaman olduğunuz zaman istediğiniz yere fotoğraf çekilebilirsiniz. Hani ben de rahat olan yere fotoğraf çekilebilirsiniz. Bir gün tur yapalım. Teras olan yerde size boş zaman veriyoruz. Ne kadar kalmışsınız? Tamam. Yürüyün. Yılanlar mı? Çeşme çok rahatlıkla minaresini ve hemen mesela temellerini falan bulundu. Belki de hani belediye biliyorsun para oyunu, para varsa yaparsın. Tekrar kurulabilir. Küçük çünkü çok büyük bir cami değil burası. İlk mescidimiz, ilk camimiz diyelim. Tekrar yapılabilir. Yani bir sponsor bulunarak veya paralar ya da bütçe ayrılır. Genelde yabancıların yani sponsorluğunda. Şu anda işte ilk mesela Antalya'da Pergantin şehrinde mesela Mufit Mansel ilk arkadaşımızla başlamıştı. Yani genelde yabancılar hani çünkü ülkemiz zayıf. Ülkemiz zaten parasal olarak çok kötü durumdayız. Yani devletin ayırması zor. Belediye işte bir para bulursa, bir zengin birileri olursa ne oluyor? Onların isimleri veriliyor. Onların işte şu kişi onları mesela şey yapıyor. Burası 5. yüzyıl. 430'larda falan yani 415'lerde suların yapıldığı düşün. Suların yapıldığı oluyor. Yolda. Burada çünkü oradan geliyor. Altın kapıdan geliyor. Evet şu anda 1600 yıllık yolun üzerindesiniz. 1600 yıllık. Roma.
arkadaşlar, burada at arabaları da biliyorsun bazen yollarda at arabaları çok rahatlıkla fark edebilirsin. At arabaları yerlerde. Bakın altın kapı İtalyancası Porta Aurea. Porta Aurea da geçer. Şimdi burada üçlü bir kapı sistemi var. Yanlarda iki tane, zaten çok kirişlerden anlayabilirsin, çok rahat. Ortadaki de büyük, imparator. Orayı kullanın, yan tarafta da yandaki işte askerler, diğer halk oradan kullanıyor. Buradaki ana kapı altın baraklarla kapı içi olduğu için altın kapı. En güzel kokulardan birisi. 55 civarında burada şey var, kapı var. Altınlar için paraya önemli. Tam ortada mesela kilit taşı kullanıyorlar. Roma'da zaten hamamlar, binalar, eğer şey İtalya falan bilirsin ben şok oldum. Venedik'e gittiğin zaman adamlar suyun üstüne şehir kurmuşlar. Ben diyorum ki biz çalışkan nasıl yok, ben orayı görünce tabii biz tembeliz orayı. Biz basit bir ahşap evinde çok mutlu olabiliriz. Onlar da büyük ihtimalle kölelik sistemi çok farklı olduğu için. Daha zengin deyip burayı ele geçirmeye çalışıyorum. Yani. Geçiriyorlar. Gördüğünüz gibi iki kule mesela buraya birinci altın kapı, ikinci altın kapı burası arkadaşlar. Önce buradan giriyorlar. Önce buradan küçük kapıdan. Burası da sur, iki dedim ya, iki sur, çift duvar yapılıyor. Buradan giriyor. Sonra büyük kapı. Burası gösteriş, prestij. Yani düşünsene sen geldin. Ve artı aynı zamanda şehre girmek isteyen kişiler de karantina alınıyor 3 gün falan. Yani oralarda odalar var. Odalarda baktan sonra odalar var. Buralarda karantina alınıyor. Bekletiliyor 3 gün. Sonra içeri alınıyor. Bu sağlık için. Mesela şehir devletlerinde mesela ya da Efes gibi, Miles gibi önce hamamı gider, yıkanır, ondan sonra şehre girersin. Temiz girmek sonrası. Bir kraldır yani. Ondan sonra hamam gider, ondan sonra adam 3 ay, 4 ay, 5 aydır şeydedir, denizdedir. Para çoktur, zengin olmuştur. Hemen gider bir genel eve, bir kadına beraber olur yani. Bu sistem böyledir. Liman şehirlerinde her zaman para akıyor. Adam mesela o aynı şehirden gidiyor koloni kuruyor. Karadeniz'de, işte Mısır'da, Mikros'lar falan normalde Türk'tür Mısır. Mesela Memlük'ü zamanında mesela Türkler, hani biz sandığı da Yavuz Sultan Selim zamanında sokak savaşları çok savaşıyor. Karşımızda işte Türk. Bizim Türk, onlar da Türk.
O yüzden almak o kadar kolay değil. Evet, şimdi Genç Osman Kulesi diye. Arkadaşlar Genç Osman Kulesi burası gördüğünüz gibi içeri biraz dar. Biraz yürürken geç kalıyorsunuz. Sultan olmuyor. Onun yerine kardeşi geçiyor. Birinci Mustafa. Birinci Mustafa'nın da akne dengesi yerin değil. Yani tam bir hani deli. Hatta işte haremde bir sürü şey yapıyor. Ben kamerayı çektiği için anlatmıyorum. Bazı bilgileri. Ve bu var mı gelen daha? Evet. Biraz da yanaşalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada Genç Osman Kulesi'nde Genç Osman almasının sebebi o bu yukarı kısmında öldürüldüğü için. Burası birinci kat diyelim. Alt kat genelde Yeniçeri ağaları ya da diyelim ki artık idam edilecek kişilerin getirildiği, hapsedildiği yer. Kısa bir zaman işte suçu kesinleştiyse, kısa bir zaman kesinleşmediyse biraz kalıyor, idam ediliyor. Ve bir iki tane mesela hani o şey var ya, boşluklar var ya, burada insanlar yatıyor. Düşünün yani küçük yer. Bak ahşaplarla yukarı çıkarılıyor ve diğer katı diğer katı her yerde insanlar dolu. Yani artık çok sayı fazla. Soluksuz. Zaten nefes alacak yer yani çok şey. Zindan. Zindan demesi sebebi girip de çıkamadığın yer. Burada hayatını kaybedeceğin yer. Bunu biliyorsun. Artı en korkuncu da eskiden burası da kanlı kuyu dedikleri yer. Hani bu internette videoları seyrederseniz kanlı. Artık kesilen başların kanın akıtıldığı ya da işte bazen bu kafası kesilen kafaların atıldığı ya da vücutların atıldığı yer. Çok büyük suçu varsa adam atarlar. Bunun mesela Marmara Denizi'ne kadar gittiği, bu Marmara Denizi'nden de kanların aktığı, hani kızartmanın görüldüğü biliniyor, söyleniyor. Ne derece doğru, ne derece yanlış ayrı bir konu. Bu kuyu da aşağı inip hani bakılacağı söyleniyor. Bakılacağı. İnediği zaman işte orada atılan kemikler mutlaka çıkar. Çünkü kafalar, kanlar bu akıltına göre. Yani düşünsene burada adam kesildiği zaman, idam yapıldığı zaman öbür çığlıkları tahmin edebiliyorsun. Onların ruhlarını tahmin edebiliyorsun. Diğer insanların üzerine bıraktığı o feci bir hani ne bileyim o çığırış, o bağırış. Çünkü can o kadar kolay verilmiyor. Yani öyle bir şey değil. Yani senin psikolojini tahmin edebilirsin. Hani önünde birisi kaza etse, birisi ölse bile insan kötü düşünüyor. Düşün ki burada idam yapılıyor. Kesiliyor. Kafalar kesiliyor. Kan akıtılıyor. Artık sen onları görüyorsun. Psikolojini artık tahmin edebilirsin. Burada zindan, insanların girip de çıkamadığı yer diyelim. Şimdi Thank you.
işaretleri falan var. Bunlar aynı zamanda şey dönüyor. Çünkü burası Roma döneminden kalma. Onlar da zinalı. İnsanlar burada grafiti yani yazılar yazıyor. Hangi bölümden, hangi isim yerine. Mesela Muhammed, Arapça orada. Kazılmış yani. Demek ki onu yapacak zamanı varmış yani. Çünkü günlük ürünü değil. Tabii bekletmiyor. Kolay değil yani. Bu anların bir yazılar. En solda odalar var değil mi? Evet. Evet, buradan giriyoruz. Sonra buradan yukarı çıkıyorsunuz. Teras katını yukarı çıkarıyor. Birbirini bağlantılı çok güzel. Fotoğraf çekmiş Marmara Denizi'ne adalar her yeri görebiliyorsunuz. Thank you.
gideceğiz o zaman. Şimdi işte buradan gideceğiz. Evet. Tur bitti. Şu anda bir tane kulenin tepesine çıkmıştık. Oradan biraz çektim. Şimdi geri dönüyorum, aşağıya iniyorum. Yorucu bir turdu. Biraz da korkutucu, şu anda kimse yok burada. Çok sessiz. Yürürken çok dikkatli olmak lazım. Yerler çok, taşlar çok aralıklı olduğu için bileğinizi burkmanız lazım.